Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Akşam serinliğinde kuşlarımı açmak istedim. Hava güzelken, hava keyifliyken de sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, birazdan size yeni yaptığım kümesi göstereceğim. Ama hemen videoyu sardırmayın. Çünkü burada da anlatacağım şeyler var. Yeni yavrularım var. Çok güzel yavrular var arkadaşlar. Hatta bir sürpriz yavru var. Hepinizin merak ettiği, hep istediğiniz ama olmayan bir yavru var arkadaşlar. Size yavrularımı göstereyim. Bomba yavrular dedik. Araba gelir diye korkuyorum ya. Arkadaşlar, bir tanesi bu mavi. Çok güzel bir mavi. Çok hoşuma gidiyor şu anda görüntüsü falan. Bunun babası şu dumanlı arkadaşlar. Hatta bir kaldırsam mı ya? Bir kaldırayım da görün. Kalk lan. Kalk. Hop yavrum, yavaş 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 yavaş. Babası bu arkadaşlar. Annesi de Sabuni. O da burada. Sabuni paslı dişiyle bu dumanlı erkeğin yavrusu arkadaşlar mavi çıktı. Yani ben diyorum ki büyük ihtimalle annesine çekti. Çünkü dumanlının soyunda böyle mavilik yok. Çok yavru alındı annesinden babasından. Ama hiç böyle yavru çıkmamıştı. Büyük ihtimalle annesinde var mavilik. Annesi de şurada. Ama görünüş itibariyle çok güzel bir yavru. Şunu şöyle göstereyim tekrar. Arkadaşlar, burada bir tane bizim Arap kelebeğimiz var. Bu da çok güzel bir Arap kelebek yavrusu. Maşallah büyüdü, kocaman oldu. Yavaş, vurma elime. Eşek sıpası seni. Bir de kocaman olmuş, artist hareketler yapıyor. Bak bak bak. Tamam tamam, korkutmuyorum seni, tamam. Arkadaşlar, burada bir çift yavrumuz var. Bunlar Arap Mardin ile Nudi Mardin'in yavruları. Birini Arap, birini Nudi vermiş. Ben asıl bombayı şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar, bizim şu kırmızı kanadımız var ya, şuradaki. Biraz uzaklaştırayım kamerayı. Bu kırmızı kanat kırmamızla, bunun eşi nerede? Heh, şurada. Kara kanat dişisi. Hep diyordunuz ya, abi şunların yavrusunu al, şunların yavrusunu al. Ben gene bir hata etmişim arkadaşlar. Yumurtaları karıştırmışım. Bir yavru çıktı ki akıllara zarar. Gerçi bunların altında değil, başka bir kuşun altında. Bir bakayım araba geliyor mu, gelmiyor. Arkadaşlar, ve hatta şöyle elime alayım yavruyu, size öyle göstereyim. Ve kırmızı kanatla kara kanadın yavrusu bu arkadaşlar. Çok tuhaf bir kuş. Paçasız, görüyorsunuz paçaları yok. Bir şu parmağımın olduğu yerde bir siyahlık var. Bir de kuyruğunda iki tane elif var. Ya da üç tane, neyse. Geri kalanı bembeyaz. Yani çok tuhaf bir yavru. Dur. Çok tuhaf bir yavru. Ben şaşırdım arkadaşlar bunu gördüğümde. Maşallah benim yavruma. Ne anasına çekmiş ne babasına. Paçasız. Bembeyaz bir yavru. Dediğim gibi şurada birkaç tane lekesi var. Ay, kurban olayım ben sana. Şunun güzelliğe bak, güzelliğe, güzelliğe, güzelliğe. Yerim ağzını, yerim. Sonunda arkadaşlar, bu kırmızı kanatla kara kanadın, hatta ikisi de yan yana geldiler. Bunların yavrusu bu arkadaşlar artık. Araba geliyor diye korkuyorum ya. Evet, şöyle ana baba yavru. Göstereyim de. Neyse, bunu yuvasına koyalım. Çok ürkütmeyelim. Heh. Var birkaç tane daha yavrum ama onlar daha şu anda et. Şekli şemali belli değil, o yüzden göstermiyorum. Neyse, biz ne yapacaktık? Yeni kümesi gösterecektik değil mi? Ama ondan önce benim kuşları içeri sokmam lazım. Bir deneyeyim arkadaşlar kamera açıkken. Eğer beceremezsem videoyu durduracağım. Ondan sonra kuşları sokacağım içeriye. Hadi bakalım. Hadi. Hadi içeriye, hadi. Bak, arkadaşlarınız yeni kümesi merak ediyor. Hadi. Hadi. İçeriye. Bak ya, bu eşek sıpaları gene gittiler ya. Öf. Arkadaşlar, kümesten kuşları çıkaralı çok olmadı. Hayvanlar da doğal olarak kümese girmek istemiyorlar. Onlar gelecekler mi ya? Ya gelmezler, şimdi kümesi kapatırım, sonra araba gelir, kuşlar da buraya gelir, Allah korusun araba ezer. Neyse, ben şimdi bir şey yapayım.
Kuşların çoğunu... Aha geldiler. Gel yavrum gel 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 gel. Aferin sana. Kara kanat geldi. Tabii kırmızı kanat da hemen peşinden. Aferin çocuklar. Bunları seviyorum ya. Tamam böyle arada bir zıpırlıkları oluyor ama... Şişt. Bak yine gidiyor bak. Döverim seni ha. Girin bakayım içeriye. Hadi içeriye. Hadi lan. Allah seni kahretmesin kuş. Hadi. Kümese girin. Kümese, 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 kümese. Aferin hadi girin. Hadi. İlla sıkıştırmam lazım size ha. Hadi. 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 Kümese. Bak bunlar gene gittiler ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aptallar şapşallar. Neyse. Diğer kuşlar girmişler. Kondular oraya zaten. Neyse şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Kümesimiz böyle kalsın ya, bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar yeni kümesimize gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu kümesimiz de eski kümesimiz. Neyse. Şimdi yeni kümesimize gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz yeni kümesimiz. Ama burası arkası. Şimdi ön tarafını görünce şaşıracaksınız. Şöyle bir geçeyim. Arkadaşlar yan tarafı turuncu. Ve yeni kümesimiz bu arkadaşlar. Nasıl duruyor? Bence efsane. Bu beyazdı biliyorsunuz. Turuncuya boyadım. Kapısını da griye boyadım arkadaşlar. Burası benim firmamın ön tarafı. Bu bizim kapımız. Kümesimiz burada. Güvenliğimiz de hemen şurada. Allah'ımıza bin şükür. Çok ferah, çok güzel, çok güvenlikli bir kümes oldu. Şimdi arkadaşlar içini göstereceğim size. Bu da arkadaşlar kilit mekanizması. Şimdi size içini göstereceğim ama eminim çok beğeneceksiniz. Çünkü ben hayran kaldım içine. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Harbiden efsane oldu. Şimdi kümesin kapısını bir açalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Vallahi yani bütün içindeki her şeyinde emeğim var. Beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve yeni kümesimizin içi. Nasıl arkadaşlar? Yani gene söylüyorum. Her zerresinde emeğim var. MDF'den böldüm. Bütün kümesin içindeki folluklara numara yazdım. Toplamda 20 tane folluk var. Biliyorsunuz beni temizlik konusunda biraz titizim. Yani titizim derken üşengecim. Onun için yapılabilecek en güzel şeyi yaptım. Pratik folluklar yaptım arkadaşlar. Mesela şu folluğumuz böyle çekmece gibi çıkarılıp içindeki bütün pisliği temizlendikten sonra tekrar yerine konabilen bir folluk sistemi arkadaşlar. Bütün folluklar öyle. Hatta şunu da göstereyim. Şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. İçinde ne kadar pislik varsa temizliyorsunuz. Sonra tekrar yerine takıyorsunuz. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Yani o folluğun içinde böyle spatulayla falan ıkınmaya, zorlanmaya gerek yok. Gerçi ben içlerine gene kağıt, kese kağıdı koyacağım ama olsun gene çıkarırım. Hemen çöp tenekesinde boşaltırım. Tekrar yerine koyarım. Şuralara tünek yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuşlar buraların üzerinde yürüsünler diye. Karşı tarafta da var aynı şekilde. En önemli yerine geliyoruz şimdi. Kümesin en önemli yeri burası arkadaşlar. Demir, ızgara, telden altını döşedim. Çünkü kümesin içini temizlemek bana çok zor geliyordu. Bu şekilde çok basite indirgedim olayı. Kuşlar bunun üzerinde yürüyecekler arkadaşlar. Şu deliklerde çok ufak delikler. Bakın parmağım bile girmiyor. Yani bile bile seçtim bu dar delikleri. Çünkü fare girme ihtimali vardı. Dediğim gibi altını komple ızgara yaptım. Üstünde de arkadaşlar rahatlıkla yürüyebiliyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Çökermiş, batarmış öyle bir derdimiz yok. Kuşlar bunun içine pisleyecekler. Direkt bütün pislikler zemine düşecek. Kuşların
dışkı ile alakalı bütün temasları engellenmiş olacak. Dışkıyı nasıl temizleyeceğim arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim size. Şimdi ben bu kümesi yükselttim biraz. Normalde zemin şurasıydı. Şöyle 20 santimlik bir yükseltme yaptım. Hatta göstereyim. Şurada köşelerde profiller var. O şekilde yükselttim. Arkadaşlar yanlarına da böyle saclar çaktım. Bunlar da böyle menteşeli. Ve gördüğünüz gibi altı boş. Yani ben buradan bütün temizliği yapabilirim. Hatta burası da oynuyor. Açılıyor. Şurada iki tane saksı var arkadaşlar. Daha güzel saksılar alacağım. Bu alt tarafı, sonra bu tarafın alt tarafını komple saksı yapacağım. Böyle uzun saksılar var. İçine çim koyacağım. Ya da işte ne bileyim maydanoz ekerim ya da başka bir şey ekerim. Yeşillik olacak. Çok güzel bir görüntü olacak arkadaşlar. Elimden gelirse eğer şuradan şu köşeden şöyle bir çit yapacağım arkadaşlar. Balkon gibi düşünün. Tahtadan şöyle. Şu yükseklikte falan olacak. Ki kuşlar kümesten çıktıktan sonra bu tahtanın üzerinde yürüsünler burada. Çünkü buralara gezmesinler arkadaşlar. Buralar ayaküstü. Arabaların devamlı hareket ettiği yerler. Kuşlarıma zarar gelsin istemiyorum. O yüzden şöyle bir şekilde bir balkon yaparsam buraya, kuşlar en fazla burada duracaklar. Daha çok burada duracaklar. Belki de tüneyin üstünde yürürler ama dışarı çıkıp çok fazla açılmazlar diye düşünüyorum. Yeni kümesimizin son durumu bu şekilde. Sadece içine kuş koymak kaldı. Geri kalan her şeyini hallettim. Yazın serin, kışın sıcak tutacak bir kümes. Çünkü bu kümesin içi arkadaşlar, dışı saç, içi saç. Arasında da köpük var arkadaşlar. Yani sağlam, soğuğu kıran, sıcağı kıran bir köpük var. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum, eğer beğendiyseniz kümesimizi like atmayı unutmayın. Bu benim sizin kümesi beğenip beğenmediğinizi anlama şeklim olacak. Kapımız da bu şekilde. Hemen bir kapatalım kapımızı da. Bunun bir aksaklığı var. Onu çözeceğim arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir omuzla dokunmak gerekiyor. Kümesimizin kapısı da böyle. Bunun içinde bir mekanizma var arkadaşlar. Oraya asma kilit takılıyor. Ama ben her ihtimale karşı bir tane de şu üst tarafa gömme kilit yapacağım. Aslında bu kadar teferruata gerek yok. Çünkü gün boyu bizim kapımız açık. Gün boyu biz buradayız. Ben olmasam bile arkadaşlarım buradalar. Her türlü gözümüzün altında olacak kümes. Ama oldu da bizim gözümüzden kaçtı. Şurada arkadaşlar güvenliğimiz var. Allah razı olsun, kendi kuşları gibi ilgileniyorlar. Kendi kuşları gibi bakıyorlar. Şöyle bir daha son kez kümesimize bakalım ya. Çok da güzel oldu ya. Önü de açık. Kuşlarım şuraya konacak bence. Bu da bizim Arap'ımız. Arap. Aferin oğluma benim. Bu da benim kuşlarımı koruyor. Bu iki eşek sıpası tekrar inmişler yere. Allah'tan ki araba geçmemiş. Çünkü arabaların geçme hizası burası. Riskli. Arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım. Hatta durun, kuşları bir çıkarayım dışarıya. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Kuşların çıkma şeyi de çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi bütün kuşlar havaya fırlayacak. Çık! Çık 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 çık. Aferin size. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım zevk almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. Arkadaşlar her şey kuşlar için. Bu aslında sadece güvercinle sınırlı değil. Ben her hayvana, karşıma çıkan, yardıma muhtaç olan her hayvana elimden geldiği kadar uygun şartlar, güzel şartlar sağlamaya çalışıyorum. Yoksa benim derdim ne? Kümes var. Azaltırım kuşlarımı. Burada kuş beslemeye devam ederim. Ama daha ferah bir kümeste, daha az kuşla, daha sorunsuz bir besicilik yapabileceğim. Burada yaklaşık 45-50 tane güvercin var. İşte 25'i burada kalacak, 25'i orada kalacak. Burada büyük ihtimalle posta besleyeceğim arkadaşlar. Posta ağırlıklı besleyeceğim burayı. Bak, hem bakıcı olacaklar, hem uçum yapacaklar. Diğer kümeste de işte diğer kelebeklerimin, uçan kelebeklerin hepsi orada olacak. Her şey daha güzel olacak arkadaşlar. Umarım diğer kümesimize kuşlarımızı koyduğumuz videolarımız da olur. Onları da size seyrettiririz. Ben videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.
Allah'a ısmarladık.